Murat Aral Cumhuriyet Gazetesi Orman yangınlarının sebebi dağıtım şirketleri mi Orman yangınları ile ilgili devletin raporlarını inceledim. Raporlarda yangınla bir arada düşünmeyeceğimiz şirketlere, ihalelere ve ihmalkarlıklara ulaştım. Hepsini anlatacağım. Fakat 2021 yılındaki söndürme çalışmalarına da katıldığım Marmaris ve Manavgat yangınlarının bir göz önüne getirmenizi rica edeceğim. Yanan yerler ne kadar büyük bir alandı değil mi? Herkes o yangında Toros dağlarının üzerinden geçen elektrik hatlarından şikayetçi olmuştu. Geçen hafta Çanakkale yangınında 40 bin dönümden fazla alan kül oldu. Çanakkale'de dam yeri köyü sakini ve ilk ihbarı yapan kişi Ali Güçlü, millete elektrik direğindeki kablolardan düşen kıvılcımların otları tutuşturmasıyla yangın çıktığını söyledi. Kısa kısa hatırlatayım. Burdur'un Bucak ilçesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların tarım arazisine sıçramasıyla çıkan yangında 800 dekar ekili arazi kül oldu. Muğla'nın Bodrum Yalıkavak Mahallesi, Değirmenler mevkiindeki makilik alanda ilk belirlemelere göre elektrik tellerinin kopması nedeniyle yangın çıktı. Marmaris yangınının da enerji nakil hatlarından çıktığı belirlenmişti. Datça'daki yangından sonra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişi dedi ki: "Burada yangının bir elektrik trafosundan çıktığı şu anki tespitlerimiz arasında." Adana Valisi Süleyman Elban bugün içerisinden çıkan yangınların ciddi bir bölümünün rüzgarlardan kaynaklı elektrik tellerinden kopmasından kaynaklandığını biliyoruz dedi. Orman Bakanlığı resmi internet sitesinde 2022 istatistiklerini yayımladı. Yüzlerce veri var. Aşağıdaki tabloyu incelemenizi istiyorum. Bu resmi verilere göre 2020 yılında 3399 yangın çıkmış. Bunun karşılığında 20971 hektar yanmış. 2021 yılında 2793 yangın çıkmış fakat bahsettiğim Manavgat ve Marmaris yangınlarının etkisiyle yanan alan 139503 hektar olmuş. Yani bir önceki yıla 7 kat bir artış olmuş. Rapor'a göre yangınların en belirgin çıkış sebebi enerji başlığı altında anlatılan ikmal hataları olmuş. Kısaca son 3 yıl içerisinde 43227 hektar alan enerji nedeniyle yanmış. İstanbul'un 16 ilçesi kadar bir alan, 60 bin futbol sahası. Elektrik Mühendisleri Odası yangınların nasıl başladığına dair şu tespiti aktarıyor şiddetli rüzgar iletken tellerin sallanarak birbirine temas etmesine sebep olur. Bu durumda iletken teller arasında ark oluşur. Bu arkın ısı değeri çok yüksektir. Bu sebeple çevrede bulunan kuru ot, ağaç gibi yanıcı maddeler tutuşarak yangın oluşmasına sebep olur. Ayrıca tellerin ağaçlarla teması da yangına sebebiyet verir. Gelelim yazının bam teline. Türkiye'deki elektrik dağıtım bölgelerinin tamamı özelleştirildi. Dağıtım şirketleri belli periyotlarla hatları kontrol etmek, bakımlarını yapmak zorunda. Burada sayıştay'ın EPDK raporunu açıp baktım. Öğreniyoruz ki dağıtım şirketlerinin bakım onarım faaliyetleri yatırım giderleri arasında. Elektrik dağıtım firmaları da kolay yolu bulmuş. Bu bakım işlerini ihale ederek üstünden atıyor. Bu ihaleleri de yine kendi aile bireylerinin kurduğu alt şirketlere veriyorlar üstelik. Maliyetini babası belirliyor. Oğlu, kızı, kardeşi, hısmı alt şirketle ihaleye alıyor. İhale bedeli de tüketiciden tahsil ediliyor. Yangınların çıktığı bölgede bakım ihalelerini Beda Enerji ve Hipar Adi Ortaklığı Ticari İşletmelisi şirketler almış. Hipar Adi Ortaklığı'nın yönetim kurulunda Ahmet Cengiz, Murat Ergönül, Devrim Koloğlu, Ünal Bostunalı gibi isimler yer alıyor. Beda Enerji'nin yönetiminde de Naci Koloğlu, Mehmet Cengiz, Anıl Çağrı Koloğlu ve Zeynep Cengiz Şekerak var. Yani bugün Beşli Çete denilen ihale zenginlerin üyeleri. Kısa keseyim, devlet bunu görmüyor mu diye soracak olursanız eğer, Sayıştay raporunda hepsinden bahsediliyor. Ama dönüyor, dolaşıyor, ormanlarımız, derelerimiz, madenlerimiz, havamız, suyumuz bir avuç zenginin elinde tarumar ediliyor. Ne ben, ne siz, ne de devlet kalkıp, gık diyebiliyor bunlara. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.